bahsedeceğiz. Sevgili arkadaşlar, motivasyon denildiği zaman da hemen akla ilk gelen unsurlardan bir tanesi işte havuç meselesi. Bu da çok güzel bir ifade ediyor. Türkçesi güdüleme, güdü. Yani baktığınız zaman dışsal ya da içsel anlamda içten ya da dıştan gelen insanları belirli konularda hareket etmeye, yani bu bir davranış, yönlendiren önemli unsur baktığınız zaman. Yani bir kimsenin belirli bir şekilde hareket etmesini teşvik eden veya en azından belirli bir davranış gösterme eğilimi kazandırması. Yani aslında bu eğilim dediğiniz işin tutum yönü, bu iş eğer eyleme dönüyorsa davranış yönü. Ve motivasyon insanları belli şeyleri yapmalarına teşvik ediyor ya da onları belli şeyleri yapmalarından onları ne yapıyor? Engelliyor, sınırlandırıyor da olabilir. Yani bir şey yapmak istemesi ya da yapmamak istemesi ya da dışarıdan gelen etkilerle bunu yapmaya ya da yaptırmamaya zorlamak da olabilir. Yani zorlamak derken de burada bir ceza anlamında söylemiyorum ama bu tür şeyler de söz konusu. İşte motivasyonda sevgili arkadaşlar kimin tarafından yapılırsa yapılsın en çok kullanılan belli unsurlar var. Bunlardan en önemlisi işte Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi diye teorisinde de en yaygın kullanıldığı gibi ihtiyaçlar. Yani en altta o piramidin en altına yer alan işte temel ihtiyaçlarımız nedir? İşte yeme, içme, nefes alma değil mi? Bütün bunlar önemli ve çoğalma aynı zamanda. Canlı varlıkların neslini devam ettirebilmesi için en önemli unsur. Arkasından güvenlik ihtiyacı yani barınma, güvenlik, bir çatı altında olma, işte ısınma, anlatabiliyor muyum? Güvenlik, dış etmenlerden kendini koruma. Ondan sonra sevme, sevilme. İşte en üstte de nedirler? İşte aidiyettir, kendini gerçekleştirebilme. Bütün bunlarla ifade ediliyor bu ihtiyaçlar hiyerarşisi. Demek ki bunlar da önemli. Yine teşvik edici, motive edici faktörler, bir de hedefler, biraz önce bahsettiğimiz hedefler denildiği zaman da bütün bunlar, yani elde etmek istediğimiz amaçlarımıza zaman, yer, ondan sonra açısından kesinlik sunan, değerlendirmeye kriter oluşturan unsurlardan bahsediyoruz. Peki, aslında motivasyon bir aşamalardan oluşan süreç. Çünkü motivasyonda dedik ki tutum var, davranış var. Yani tutum derken dışarıdan belli etkiler gelecek. Bir şeyler bizi dürtecek, belirli etkiler gelecek ve bu etkiler sonucunda biz belli şeyleri yapmaya hazır olacağız. Bu bir tutumlarımız ve onları yapacağız ya da yapmayacağız, eylemlerimiz. Anlatabiliyor muyum? Bu anlamda da önemli. İşte o açıdan baktığın zaman bir harekete geçmeyle ilgili bir önemli bir durum var. Sonrasında da bu hareketlerimize yön veya amaç sağlayabilmesi çok önemli. Bu da işte hedeflerimiz ortaya konuyor. Nereye gitmek istediğimizle ilgili. Ve bunun da sürekli kazanması lazım. Yani davranışlarımızın devam ettirilmesi lazım. Yani bir anlık, bir kerelik yapılan bir şey değil. Burada da ne olması lazım? Sürdürülebilir olarak bu değişikliğin devam etmesi gerekiyor. Yani işte bizim tarımsal yayım özelinde söyleyecek olursak, yeni bir ilaç, gübre, tohum, makinenin alınması, kullanılmaya devam etmesi, uzun yıllar sürdürülmesi nereye kadar? Ta ki ondan daha iyisi, daha üstün bir yenilik gelene kadar. Yoksa bir anlık yapılan, bir kere yapılan bir hemen bir davranış değil. İşte bu davranışı seçme veya tercih etmeye önderlik edebilme de çok büyük önem taşıyor ki tarımsal yayında da biz burada önder lider çiftçilerden yararlanıyoruz ya da yenilikçiler dediğimiz insanlar da kendiliğinden belki de bunları ortaya koyabiliyorlar. Peki bu çalışma ortamında motivasyon bu kişisel davranışlardaki farklılıkları bizim anlamamız, tahmin etmemiz için önemli motivasyon farklılıklarını bilmemiz lazım. Neden bazı insanlar ilk kez duydukları şeylerle ilgilenmezken bazı insanlar çok ilgilenirler? Bazı insanlar neden daha hızlı bir şekilde yenilikleri işte haberdar olurlar, kullanırlar, benimserler, anlatabiliyor muyum? Bu farklılıkları bilmemiz lazım. Eğer biz bu işte yenilikleri benimseme gruplarında anlattığımız gibi eğer bunları bilebilirsek, bu belirli insanların bu davranış kalıplarına göre onlara farklı yaklaşabiliriz. Ya da elimizdeki sınırlı olan bu kaynakları, işte paraydı, personeldi, anlatabiliyor muyum? Bunları daha iyi sonuç alabileceğimiz öncelikli gruplarla başlayıp bir sonra çoğaltan etkisi yaratabilmemiz o açıdan önem taşıyor. İşte motivasyon hakkında yapılan çoğu çalışmada da
İnsanların içsel dünyası, ihtiyaçları, istekleri, değerleri, beklentileri, bütün bunlar çok önemli olduğu ortaya konulmuş. Birçok teori var bununla ilgili olarak, burada da bahsedeceğiz. Yani insanların ne hissettikleri, ne düşündükleri, belli şartlarda nasıl davranışlar gösterdikleri tabii önemli. Bunlar da genel kalıplara gidilmeye çalışılmış ama kişiden kişiye de bunlar farklılık gösteriyor. Bunlara da saygı duymak lazım, dikkate almak lazım. İşte bunu ölçmek de zor olmasına rağmen belirli yöntemler de geliştirilmeye çalışmış. Neden? Çünkü insanları ne yapmak istiyorlar, motive etmek istiyorlar, istenilen yönde yönlendirmek istiyorlar. Öyle değil mi? Özellikle de kuruluşlar, çalışanlarıyla ilgili olarak önemli bu tür şeyler var. Farklı teoriler var. İşte klasikten moderne doğru giden, geçmişten günümüze doğru giderken bu teoriler var. İşte biraz önce bahsettiğimiz Maslow'un ihtiyaçları hiyerarşisi, işte Herzberg'in, McGregor'un ve Redd'in kuramları var. İşte bunlardan detaylı bir şekilde şimdi bahsedeceğiz. Teker teker bakalım. Nedir bunlar? Özellikle Maslow diyor ki bu ihtiyaçların hepsi aynı yoğunlukta değil. Bazıları önceliğe sahiptir diyor. İşte mutlak ihtiyaçlarımız, en temel ihtiyaçlarımız, piramidin en dibinde yer alan, en tabanda yer alan ihtiyaçlarımız var. Bunları giderdikçe bir üst ihtiyaçlara doğru gidersiniz gibi teorileri var. Yani aksiyonlara önermeleri var. Ve dinamik bir yapıda ihtiyaçların doğasını incelemek gerektiğini bütün bunları ortaya koymuş Maslow ifade ediyor. İşte varsayımları var. Nedir bu varsayımlar? Yani bu teorinin varsayımları. Bu varsayımlar altında bunlar gerçekleşir diyor. İşte bir ihtiyacın motive edici özelliği kalmıyor. Ne olunca? Tatmin edilince, yani ihtiyaç giderilince o motive edici özellik kalmıyor. İşte karşılandığı zaman da diğer bir ihtiyaç ortaya çıkar diyor. Yine ihtiyaçların karmaşık olduğunu, herhangi bir zamanda ortaya çıkabileceğini, üst kademedeki ihtiyaçlardan önce öncelikle alt kademedeki temel ihtiyaçların karşılanması gerektiğini, bunlar karşılandıkça yukarı doğru çıkarılması gerektiği yönünde varsayımlar var. Yine bunlarla ilgili bir basamaktaki ihtiyaç ancak alt basamaktaki alt ihtiyaç karşılanırsa ortaya çıktığını, ihtiyaçlar önemine göre aşağıdan yukarı doğru böyle bir hiyerarşide sıralandığını bu varsayımla ortaya koymuş. Peki. Gelelim buraya aslında özellikle de işte biraz önce söylediğimiz gibi temel dediğimiz fizyolojik ihtiyaçlar, yani yeme, içme ve üreme gibi ihtiyaçlar. Sonra bunlar tatmin edildikçe, giderildikçe, bu ihtiyaçlar karşılandıkça bir üst düzeydeki güvenlik ihtiyaçları, yani barınma, tehlikelerden korunma, değil mi, bütün bunlar. Ondan sonra sosyal ihtiyaçlar, sevme, sevilme, aidiyet, bir gruba mensup olma, anlatabiliyor muyum, bütün bunlar. İletişim en önemli sosyal ihtiyaç zaten. Ondan sonra da toplumdaki statü, saygınlık, başarı, takdir edilme en önemlisi. Ve en üstte de baktığın zaman artık böyle bir aşamaya geliyor ki insan yaratıcılığını, yeteneklerini, birikimlerini ortaya koyabiliyor. Kendini gerçekleştirme ihtiyaçları dediğimiz özel unsurlar var. Bunları özellikle de en çok, en iyi bir şekilde de sanatçılarda görebiliyoruz, değil mi? Baktığınızda çok başarılı insanlarda görebiliyoruz. İşte geri planda olan bir ihtiyacın ön plana çıkması genellikle o ihtiyaçtan daha ön planda olan ihtiyaçların giderilmesiyle olur. Yani alttakilerin olacak. Ve ihtiyaçlar tam olarak karşılanmazsa, bir sonraki ihtiyacın karşılanmasına geçilmişse, o zaman yine ne oluyor? Daha önce giderilen ihtiyaç artık motive etme özelliğini yitirmiştir diyebiliyoruz. Ama bazen de kafada da kalabiliyor. Neyse. Şimdi bu ihtiyaçları motivasyonu açıklayan en önemli teorilerden biri bu iken, yine Herzberg'in çift faktör teorisi var. Burada diyor ki çift faktör teorisi ihtiyaçların tanımlanması ve insan davranışına nasıl etkileneceğini anlamak arasında bir geçiş teorisi oluşturur diyor. Yani sadece ihtiyaçlarla bunu açıklayamazsınız diyor. Bunların nasıl etkileneceğini de anlamak önemli diyor. Yine faktörleri ihtiyaçlarla değil ama elemanların tatminine ve tatminsizliğine neden olan koşullarla açıklanabilir diyor. Özellikle de çalışma koşullarında bunlara bakmış Herzberg teorisinde. Diyor ki çift faktör teorisinde, yani motive edici faktörler, işin esası ve içeriğiyle ilgili konular, çalışanların daha iyi tutum ve performans göstermelerini teşvik ediyor. Bu faktörler de nedir diyor? Mesela başarı diyor, tanıma, ilerleme, ondan sonra takdir edilme, uzmanlaşma, sorumluluk gibi faktörlerin hepsi arkadaşlar nedir? İşte bu ortamla ilgili faktörler diyor. Bunların mutlaka giderilmesi gerekir diyor. Yine burada elemanları, yani çalışanları motive etmeyen ancak tatminsizliğe de neden olan bazı hijyen faktörleri, yani durumu koruyan faktörler olduğunu, bu faktörlerde esas olarak
işin şartlarıyla ilgili olduğunu ve çalışanların daha yüksek performans göstermelerini ya da azalmalarını önlemede bu faktörler önemli diyor. Bunlar önemli. Yani biraz önceki faktörlerden daha farklı olarak işte organizasyon politikaları, yönetimler, işte denetim anlayışı, kişiler arası ilişkiler, ücretler, çalışma şartları, özel hayat, statü, bunlar da nedir diyor arkadaşlar? Hijyen faktörlüdür diyor. Bunlar diyor mutlaka dikkate alınması gerekir diyor. Ama ondan önce de ne faktörlerini dikkate almıştı? İşte burada da gördüğünüz gibi öncelikli faktörler diyor ki motive ediciler. Bunlar motive eder diyor ama bunlara motive edebilmesi için de diyor arkadaşlar bu tür faktörlerin de durum koruyucu faktörlerin de yer alması gerekir diyor. İşte bu iki, bu faktörler sağlanmadığı durumlarda çalışanların tatmin olması mümkün değil ve organizasyonun motive edici kişilerin işini kolaylaştırır eğer bunlar yapılırsa diyor. Yani temel varsayım yüksek seviyede bir performansı sağlamak sadece çalışanları motive eden faktörlerle değil aynı zamanda ortamla ilgili bu dediğimiz şartlar önemli. Şimdi iki tane hatta üç tane arka arkaya gelecek X, Y, Z. Sıraya göre bakın X daha eski, daha klasik, daha böyle baskıcı, kötü, negatif olarak algılayın ya da öyle düşünün. Y'ler biraz daha iyi, Z'ler biraz daha sentez şeklinde. Yani X kuramına göre diyorlar ki işte onun anlayışına göre bireyler çalışmayı sevmez, fırsatını bulduklarında kaytarırlar, kaçarlar. İşte o yüzden bireyler tehdit edilmeli, korkutulması, sürekli denetlenmeli. Ondan sonra sorumluluklarından normal insanlar kaçarlar. O yüzden de işte bu insanları sürekli olarak denetlemek lazım. Ondan sonra yine insanlar yaratıcı değildir, değişkene karşı dirençlidir gibi böyle bunların varsayımları var. İşte klasik yönetici çalışanları bu kuram ışığında eğer düşünüyorlarsa ne yapacak? Çalışanlarını motive etmek için sürekli planlama yapacak, korkutacak, ondan sonra tehdit edecek, kontrol edecek, işte maaşlarını kesecek, ceza verecek. Kötü bir yaklaşım dedim ya, olumsuz kötü. Y tam tersi. Yani kişiler çalışarak, fiziksel, zihinsel çabalarını göstererek, yaratıcılıklarını ortaya koyarak ve dinlenme ihtiyaçları kadar doğal bir şekilde bunları gerçekleştirirlerse, iyi bir ortam sağlanırsa, işte ödüller verirlerse, işte insanlar öğrenmek isterler, sorumluluk elde ederler, yaratıcılıklarını ortaya koyarlar. Ya bu kuramı benimseyen yöneticiler de baktığınız zaman işte çalışanların yeteneklerine güvenirler, onlara esnek iş saatleri kurarlar, ondan sonra tatmin olacakları iş ortamları yaratırlar ve bu anlamda da inisiyatif verirler, kararlara katılmalarını sağlarlar çalışanlarının diyor. Güzel bir şey. X kötü, Y daha olumlu diyelim. Z, Red'in Z kuramı var arkadaşlar. Bu da bir sentez aslında baktığınız zaman. Z'ye göre insanlar düşünme, karar verme ve azmetme yani harekete geçme yeteneklerine sahip olduklarını söylüyor. Koşullara göre iyi ya da kötü olabilirler diyor insanlar. İçinde bulunduğu durumlara güdülenirler diyor. Yani içinde bulunan durum iyiyse iyi olur, kötüyse kötü olur anlamında söylüyor. Yine ne içsel ne de dışsal olarak insanlar güdülenmezler. Yani ne içinden gelen ne de dışarıdan gelen etkilere göre güdümlenmezler. Mantık yoluyla güdümlenirler diyor. Yani rasyonel insanı tarif ediyor. Günümüzde davranışsal teoriler bunları reddediyor. Onu hemen vurgulayalım. Yani insanı tarafsız olarak değerlendirmek gerektiğini ortaya koymuş böyle bir sentez kuramı. Peki başarı teorisi var. Burada neler ifade edilmiş? İşte burada öncelikle McClelland bu teoriyi ortaya koyarlarken başarı ihtiyacına daha fazla önem verilmesi gerektiğini, başarılı kişilerin en önemli özelliklerinin de risk alma, sonuçlardan kişisel olarak sorumluluk alma, problemlere çözüm ortaya koyma, zaten yaratıcı olmak, hızlı karar almak, hızlı ve doğru karar alabilmek, işte zeki olmalarının da bir sonucu olarak iyi yöneticilerde bunları görüyorsunuz. Başarı odaklı, değil mi? Geri beslemeye dikkat eden, çalışanlarına önem veren, yine onların motive eden, iyi ortamlar sağlayan önemli unsurlardan bahsediyor. Bu Vroom'un beklenti teorisi var. Bu beklenti teorisine göre de kişilerin göstermiş olduğu performanslar karşısındaki beklentiyle ilgilidir. Yani ödüm üzerine yorumlaşmıştır diyor. Yani kişinin genel olarak acıyı minimize ettiği, yani mutluluğu da maksimize ettiği bir çalışma varsayım üzerine kurulmuştur diyor. Yani kendi öz çabaları, iş performanslarını artıran kişiler bu başarılarına karşılık ödül beklentisi içinde olurlar diyor. Ve bu ödülle birlikte de bunlar sürekli motive olurlar ve bunların da sürekli olarak devam ettirilmesi gerektiğini savunuyor Vroom.
Performans sonucu elde edecekleri beklenti negatifse bireyler daha fazla çalışma gayreti içerisine girmeyecekler, ama pozitif ise, değil mi, takdir ve ödüllendirme varsa daha fazla motive olacaklar ve çalışacaklardır diyor. Evet, doğru, bir yere kadar doğru söyledikleri, uygulamada yapılan bilimsel çalışmalarda da bunu gösteriyor. O anlamda peki bu ödüller neyi ifade ediyor? Ödül deyince hemen akla zaten birinci gelen şey maddi anlamda para, sonra statü. Yani baktığınız zaman daha önceki modellerde de gördüğünüz gibi. İşte ve yine burada önemli olan tanınma, prestij, bunlar da önemli unsurlar. Dikkat ederseniz bu son üç tanesi böyle kendini gerçekleştirmeye de önemli olan unsurlar. Daha bir manevi unsurlar. Önemli olan da işte insanları motive etmek için sadece parayla değil, aynı zamanda da işte takdir edilmek, ondan sonra işte statüyle, sorumlulukla ortaya konulması, bütün bunlar önem taşıyor. Peki gelelim Porter ve Lowder'ın beklenti, Room'un beklenti teorisinden sonra ortaya koydukları bir teori var. Burada da işte bu ödüllendirme beklentisi dışında ödüllendirmenin adaletli olup olmadığı beklentisinin de önemli olduğu önemli. Yani kayırmacılık varsa bu da zor. Yani aynı işi yapıyorlar, aynı başarı gösteriyorlar ama bazı insanlara daha fazla öncelik tanıyorsunuz. İşte bu özellikle de toplumsal cinsiyet açısından karşılaştığımız en büyük problemlerden bir tanesi. Yani ikisi de aynı işi yapıyor, kadınlar daha düşük maaş alıyor. İkisi aynı başarı gösteriyor, kadınların statüsü daha düşük. İşte ya da yönetici pozisyonunda olamıyorlar. İşte cam tavan sendromu dedikleri o tür unsurlardan da bahsediliyor. Adams, John Stacey Adam'ın da bir yine motivasyonla ilgili önemli bir şey var. Bu adaletin, ödül adaletine ele alan diğer bir uzman da bu. Bu da diyor ki bir çalışmanın üretimi, yani çıktısı, başka bir çalışmanın da üretimi çıktısıyla ilgilidir diyor. Bu açıdan da baktığın zaman yani bir çalışanın emeği başka bir çalışanın emeğiyle de diyor eşittir diyor. Bu adamın varsayımına göre de bir çalışanın emeği konusunda aldığı değer ile başka bir çalışanın aynı ölçüde koyduğu emeği karşısında aldığı değer birbirlerine eşit olmalıdır diyor. Yani ödülde de adaleti yine ortaya koymuş. Peki gerçekte ne istiyorlar? Önemli bir iş, anlamlı bir iş. Yani yaptıkları işten gurur duymak, ondan sonra aldıkları eğitimin istedikleri, çalışmak istedikleri, mutlu oldukları bir şey yapmak isterler, değil mi? Anlamlı bir iş. Yüksek standartlar isterler baktığınız zaman insanlar. Yani bu hem standart minimum seviyede ikiden başlayıp en üste kadar işte sosyal güvenliğinden tutun da işte maaşına kadar her türlü unsurlar önemli. Yine şeffaf, berrak izlenebilir, değil mi? Böyle açık yön duygusu olması lazım. Yani zamanda uygun anlamlı gerçek bilgilerin ortaya sunulmasını isterler. Yani gizem ya da karışıklık ya da gizlenme, bu tür şeyler olmaması lazım. İşte dengeli karşılıklar, biraz önce bahsettiğimiz gibi yapılan emeğin karşılığında işte eşit iş, eşit ödül, değil mi? Bütün bunlar adalet, bunları ön plana çıkarıyorlar. Yani yine düzgün bir oyun alanı, yani kuralların değişmediği, hak, adaletin gözetildiği, anlatabiliyor muyum? Sürekli işte ödül için prim sisteminin değiştirildiği, sürekli arttırıldığı, barajların arttırıldığı değil. Böyle sürekli havucun önden gittiği bir durumunu beklemiyorlar. Yine işin uzmanı olmak, kendini öyle hissetmek, yani kendini gerçekleştirmek, bunları istiyor. Peki neler motivasyonu engeller sevgili arkadaşlar? Bir defa yine nasıl, neyi en fazla motive ediyorsa burada da öyle. Yani ücretler, maaşlar, ne derseniz bütün bunlar önemli. Aşırı denetim. Yani bu denetim derken de baktığınız zaman yani insanları cezalandırmak için, işte onlara sürekli olarak baskı kurmak için yapılan şeyler motivasyonu engeller. Kötü çalışma koşulları o motivasyonu engeller. Yani çalışma ortamından tutun da işte yani ışığı havalandırmasından, konforundan, dinlenme saatlerine kadar bütün bunlar tabii etkili. Yanlış politikalar, baskıcı politikalar, cezalar, tehditler, bütün bunlar. Yine başarısızlık korkusu insanlarda yine motivasyonu engelleyen, sınırlandıran, bir hedefin olmaması, net olarak ortaya konulmaması, zaman sınırının ortaya konulmaması, görev ve sorumlulukların iyi bir şekilde dağıtılmaması, bütün bunlar motivasyon engeller. Yine işte isteksizlik, şüpheler, sorumluluk almaktan kaçma gibi böyle bireysel anlamda kendine güvensizlik, işte plansızlık, düzensizlik, bütün bu şeyler de yine motivasyonu azaltır. Peki neler motivasyonu artırır? Tabii ki en baştan hep söylediğimiz gibi
Yani ödüller, yani para geliyor burada maddi anlamda. İnisiyatif alma, kararlara katılma, bu kararlara katılırken dikkate alınması, uygulamaya konulması, yetki ve sorumluluk verme, yani inisiyatif dediğimiz, özel yaşama saygı, işin kendisini yapma, takdir edilme, öyle değil mi? Ödüllendirilme, bunların gösterilmesi, yani toplum içerisinde, kurum içerisinde, organizasyon içerisinde bunların ifade edilmesi önemli. İşte yükseltme, terfi alma, iyi iletişim kurma, iyi davranma önemli. Çalışma gruplarının oluşturulması, inisiyatif verilmesi, dinlenme şartlarının önemi, tatil için zamanın ayrılması. İşte bir amaç, hedef birlikteliği, bu yönde insanların bir araya gelmeleri, ona kapsamaları, entegre olmaları, çalıştıkları kurumu, organizasyonu benimsemeleri, bütün bunlar önemli. Sürekli eğitim, hizmet öncesi, hizmet içi, sürekli olarak desteklenmesi, bunlar önemli. Yine rekabet bir yere kadar, anlatabiliyor muyum? Yani ulaşılabilecek hedeflerin konulması önemli. İşte bazen esnek zaman uygulamaları işte ve düzgün davranmak, bunlar motive eden unsurlar. Yine insanları dikkatle dinlemek, onların söyledikleri önerileri, problem çözümlerini dikkate almak, bunları uygulamaya koymak, samimi olmak, güven ortamı, sevgiyle yaklaşmak, gülümsemek. Değil mi? Bütün bunlar kendilerini, görüşlerini özgürce, demokratik bir şekilde ifade etmelerine olanak sağlamak. Bundan dolayı kimseyi cezalandırmamak, korkutmamak, tehdit etmemek. Bütün bunlar önemli unsurlar. Ve işte bu böyle bir ortamda da insanların zaten öyle kolay kolay sinirlenmeleri, kopmaları da mümkün değil. İşte yapıcı önerilerde bulunmak çok önemli. Yani eleştirirken bile kırmadan, ondan sonra dikkatle dinlemek, ondan sonra yapıcı eleştiri, o anlamda önemli. Konuşma konusunu değiştirmek önemli. Yani kibarca ben bu konudan uzaklaştırayım diye değil, hakikaten dikkatli bir şekilde bunu açık net olarak konuşmak o önemli. Güven sarsmamak lazım. Yani sürekli kuralların değişmemesi, bunların açık net olması, bunlar önemli. Verilen sözün tutulmaması güvensizlik yaratıyor. O yüzden de kolay kolay söz vermemek, ama verirse de sözü mutlaka tutmak. Eşitlik, adalet, hak, değil mi? Demokratik ortam, ilgi, samimiyet, bütün bunlar önemli. İşte en büyük zaferimiz düşmemek değil, düştüğümüz zaman ayağa kalkabilmemiz diye ifade ediliyor. Yine önemli sözler burada. En ucuz, en kolay, en geçerli ve her zaman işe yarayan motivasyon aracı insanın sevgiyle yaklaşması. Yani hemen aklımıza belki para geliyor, para olmuyor. İşte bu da değil. Baktığın zaman karşılıklı güven. En önemli şey güven arkadaşlar. Ticarette de, insan ilişkilerinde de bütün bunlar önemli. Zor bir şey elde edilmesi, zor kaybedilmesi çok kolay. Aynı zamanda kaybedince de tekrar geri kazanılması neredeyse imkansız. Yani çıkan ruh aynı bedene geri dönmüyor maalesef. Yine burada düşlerinizi küçümsemeyen insanlardan, bu tür insanlardan uzak durmanız lazım. Küçük insanlar bunu her zaman yapıyorsa, büyük insanlar düşlerini gerçekleştirebileceğine inanmamızı sağlıyor. Yine Einstein'ın en önemli sözlerinden bir tanesi, diyor ki hayal etmek yapmaktan daha önemlidir diyor. O anlamda da önemli bir unsur. Övgü çok önemli, takdir edilmek çok önemli arkadaşlar. İşte iyi adamı daha iyi, kötü adamı da daha kötü yapar. Onu da dikkatli bir şekilde ortaya koymak lazım. Yani bunu yaparken de bunlar önemli. Thomas Fowler da ortaya koymuş. Evet, birkaç soru da var. Bunlara da siz tekrar bakarsınız sevgili arkadaşlar. Şey anlamında da bunları...